bahsettik aslında. Durup dururken soruşturma başlatıldı. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluş törenlerinde yaptığınız bir konuşma, tamamen Atatürk'ün nutukundan alınmış sözler vardı. Son padişah Vahdettin'e yönelik hakaret ettiğiniz iddiasıyla bir soruşturma açıldı ve İçişleri Bakanı bizzat bu soruşturmayı başlattı. İlk duyduğunuzda şaşırdınız mı? Önce bunu sorayım. Böylesine bir soruşturmayı nasıl yorumluyorsunuz? Ya aslında Zeynel Beyciğim, biz soruşturma açılmasına çok alışığız. Yani belki onlarca soruşturma gördüm ben bugüne kadar. Seferihisar Belediye Başkanı iken, Büyükşehir Belediye Başkanı iken. Ama bu son iki tanesi ilginç hakikaten. Bir tanesi 14 ay öncesine dayanıyor. İşte 9 Eylül'de malum, işte bildiğiniz kutlama ile ilgili açılan soruşturma. İkincisi de 14 yıl öncesine dayanıyor. O da yani hakikaten Aziz Nesin yaşasaydı keşke dedirtecek kadar enteresan bir konu. Her ikisi de şaşırttı beni. Çünkü yani ilki bu 14 ay önce 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlediğimiz o muhteşem gösteri, muhteşem konser, muhteşem buluşmada yaptığım konuşma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişlerince başlatılan bir soruşturma. Hakikaten şaşırtıcı, çünkü ben o konuşmada kuruluşun, kurtuluşun 100. yılı vesilesiyle 100 yıl öncesine atıf yaparak, yani 100 yıldan bugüne nasıl gelindi onu anlatmaya çalıştım. Ve gelecek yüzyılda bir daha bunların yaşanmaması için, yüzyıl önceki felaketlerin tekrar etmemesi için ne yapmak lazım? Yani Cumhuriyet'e, Mustafa Kemal Atatürk'e nasıl sahip çıkmak lazım? Bunlardan bahsettiğim bir konuşmaydı. Dolayısıyla şaşırtıcı olan kısmı 100 yıl önce saltanatla Cumhuriyet arasında yaşanmış bir hesaplaşma, kapatılmış bir dosya aslında, kapatılmış bir defter. Ama şimdi o defteri tekrar açıyorlar ve bu sefer saltanat sahiplerinin hakkına saldırdığımız, onların saygısına hakaret ettiğimiz ve üstelik halkı da kin ve düşmanlığa tahrik ettiğimiz yorumunu yaparak bir soruşturma başlatılmış durumda. Ya yani bu dümdüz Atatürk'ün nutkuna, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine çok büyük bir haksızlık. Bu kabul edilemez bir şey. Yani anlaşılması zor, mümkün değil hatta. Yani nasıl anlayacağız biz bunu? 100 sene önce nutuktan yaptığım alıntılar nedeniyle bir soruşturma başlatılması sadece akıl tutulması diyebiliyorum. Yani başka türlü yorumlayamıyorum. O yüzden de şaşırmamak mümkün değil. Yani anlamak mümkün değil çünkü. İkinci soruşturmaya geçeyim mi? Lütfen. Orada bir 14 yıl ve 14 ay meselesi var tabii. Evet, o da çok ilginç. Doğru. Ya 14 yıl önceki de şöyle bir şey. Ben Seferihisar'a belediye başkanı seçildiğimde benden önceki belediye başkanı yeni bir belediye binası yapmış. Son birkaç ayını da kendisi de orada geçirmiş. Orada görev yapmış. Ben seçilir seçilmez o binaya girdim. Yani o binada görev yapmaya başladım ve 10 yıl boyunca o binada görev yaptım. Açılan soruşturma şu, benden önceki belediye başkanının oturduğu binada bir çan varmış. Bu çan bir kilisenin çanıymış ama ben bu çanı hiç görmedim çünkü o binada hiç görev yapmadım ben. Üstelik ben bu çanı bir Yunan konsolosuna hediye etmişim. Yani bu öyle ne bileyim bir paket çikolata gibi hediye edilecek bir şey değil, koskoca bir çandan bahsediliyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani akıl alacak gibi değil hakikaten. Görmediğim bir çanı, görmediğim bir Yunan konsolosuna hediye etmişim. Böyle bir soruşturma, bununla ilgili benim cevap vermem isteniyor. Bununla ilgili savunma yapmam isteniyor. Gerçekten insan anlamakta zorlanıyor. Yani bunlar belki de işte bir meczup, bir ne bileyim bir zibidi bir şeyin yaptığı bir şikayet ve onun üzerine başlatılan bir soruşturma. Ama burada üzücü olan kısmı şu, bunu koskoca İçişleri Bakanlığı ciddiye alıyor. Bu ciddiyetle de müfettişler görevlendiriyor ve bu müfettişler gelip işte ta Ankara'dan atlıyorlar, geliyorlar, konaklıyorlar, bizden işte evrak istiyorlar.
Yani bu devletin bakanlığına, müfettişlik makamına hiç yakıştıramadığımız bir şey. Yani bu nasıl bir şeydir anlamış değilim. Ama diyorum ya, yani biz aslında birçok soruşturma yaşadık, birçok şey gördük ama bu ikisi, son ikisi hakikaten beni de şaşırttı. Şimdi siz dediniz ki birileri düğmeye basıyor. Aslında tabii ki önümüzde 4-5 ay içerisinde gerçekleşecek olan bir yerel seçim var. O düğmeye basılmasının nedenlerinden birisi o yerel seçim öncesi Tunç Soyer'i yıpratmaya yönelik olabilir mi? Sizin tahmininiz var mı? Birileri düğmeye basın. Çünkü 2 gün, 3 gün içerisinde birisi 14 ay, birisi 14 yıl öncesine ait 2 soruşturma ve akıl alacak gibi değil bu soruşturmaların nedenleri, gerekçeleri. Siz de hayretler içerisinde anlatıyorsunuz bunu. Evet. Kimdir bu düğmeye basan? Bir amacı var mı? Sizin aklınıza gelen herhangi bir birileri ve de bir kurum söz konusu mudur? Yani tabii ki bu çok spekülatif olur. Hani böyle bir bilgim yok. O nedenle değerlendirme yapmam çok zor ama hani buradan çıkarttığım sonuca dair belki bir iki şey söyleyebilirim. Yani seçime tam da söylediğiniz gibi işte 4 ay kaldı. 4. Tam 4 ay neredeyse Çok kısa bir süre kaldı. Bu süre içinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir gözdağı vermek niyeti olabilir. Onları baskılamaya çalışmak olabilir. Yani böylece de çalışma alanlarını sınırlamak, kendilerini kendi kendilerine kendilerini sınırlamalarına yol açacak bir algı yaratmak olabilir. Kısacası bu seçime giderken başka türlü yorumlanması pek de mümkün olmayan bir tablo gibi gözüküyor. Tabii işin gerçek tarafı acaba hani o seçimler öncesi size rakip olabilecek insanların başlattığı bir durum mu? O düğmeye basanlar onlar mı? Şikayetler gitti diye. Ama İçişleri Bakanı'nın da bu gerekçeleri ciddiye alıp bizzat özellikle de hani bir önceki İçişleri Bakanı'na göre daha doğru çalışan, hatta oldukça metiyeler de dizilen bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. O da bunu ciddiye alıp böyle bir soruşturmayı başlatmış olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Valla ben aslında kişilerden, bakanlardan farklı olarak koskoca İçişleri Bakanlığı kurumuyla ilgili kaygı taşıyorum. Yani İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 3. büyük şehrinin belediye başkanıyla ilgili bu kadar kolay soruşturma açabilecek bir noktaya nasıl gelir? Yani işte bu kadar akla mantığa uymayan konularla ilgili nasıl olur da müfettiş görevlendirilir? Ben işte işin bu kısmını anlayamıyorum. Yani bakan şu oldu bu oldu meselesinden ziyade yani İçişleri Bakanlığı hepimizin hani sonuçta çok önemli bir kurum. En önemli bakanlıklarımızdan bir tanesi. Kısacası buna çok aklım ermiyor doğrusu. Tabii mevcut iktidarın operasyonu mudur diye sormadan da geçemeyeceğim. Çünkü hani biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasaklı olabileceğine kadar gidecek bir soruşturma başlamıştı. Yine seçimlerden önce olan bir hadiseydi bu. Benzer bir durum mu yaşıyoruz acaba? Vallahi olabilir. Yani Ekrem Bey'in başına gelen ne kadar hani akıl almaz bir şey idiyse, yani bir sözcük üzerinden yani İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanıyla ilgili böyle bir operasyon yapılabildiyse şaşırmayız herhalde bizimle de ilgili böyle bir şey çıkarsa. Yaşarız diyorum, ne bileyim yani mümkün, öyle gözüküyor bu memlekette, bunların hepsi olabiliyor çünkü. Evet, çünkü yani yargının talimatla işlediğini gördüğümüz bu ülkede bu ve buna benzer bir takım engellemeler yargı kullanılarak olabiliyor. Dolayısıyla acaba böyle bir operasyon mu sizinkisi diye düşünmeden edemiyor insan. Değil mi? Şimdi bana da düşündürttünüz vallahi, bu ihtimalle var hakikaten. Benzerlik yaşıyor. Peki bu her iki soruşturmadan bir sonuç çıkar mı sizce? Çünkü hani 14 yıl öncesine ait olanı da bizzat açıkladınız. Hiçbir şekilde hani gelse müfettişler ne çıkartabilirler? 14 ay önce olan hadise, yani Vahdettin'le ilgili konuşmanıza yönelik yine bir müfettiş araştırması yapılsa, yani sizi mahkum etmeleri halinde Atatürk'ü de mahkum edeceklerini hiç düşünmezler mi acaba? Bravo, yani mesele orada. Yani ikincisinin saçmalığını bir tarafa bırakıyorum. Çan meselesi hakikaten
Aziz Nesinlik bir hikaye, tam öyle bir hikaye. Ama ilki öyle değil. Yani ilki çok vahim bir şey. Yani şimdi benim yaptığım konuşma metni ortada, kayıtları ortada. Yani ve benimle ilgili ifade istenilen bölüm de tamamen nutuktan aldığım bölüm. Yani başka bir şey değil. Yani dolayısıyla aslında nutku sorgulamış olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediklerini sorgulamış olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'ü sorgulamış olacaksınız. Yani bu gerçekten herhalde Atatürk konusunda, Cumhuriyet konusunda yaşanabilecek en vahim tablo. Diliyorum ki buradan herhangi bir şey çıkmayacaktır. Buradan herhangi bir suçlama çıkmayacaktır. Herhangi bir karar, olumsuz, negatif bir şey çıkmayacaktır. Açıldığı gibi kapanıp gider diye düşünüyorum. Şimdi benzer cümleleri Tele1'de genel yayın yönetmenimiz